So say we all. 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 Merhabalar sevgili dostlar. Ayın uzak tarafında Far Side of the Moon'dasınız. Syndicate Liderler serisinin 4. videosuna hoş geldiniz. Bundan sonra artık bir videomuz kalmış olacak seriyi tamamlamak noktasında. Bugün Sire Semelfarb'la birlikte ve dolayısıyla Firesworn çevresinde bir deste tanıtımında birlikte olacağız. Şöyle bir destemizi görelim isterseniz. Crime Zealots diyoruz. Bu arada eğer takip edenleriniz oluyorsa da belki hiç haberleri olmayanlar da vardır. Hem Team Leviathan Gaming hem de Team Arethusa meta raporları yayınlıyorlar. Genel olarak o sezon içerisinde hem pro ladder'da hem rank seviyesinde kullanabilecek en iyi desteleri sıralıyorlar. Nasıl oynayacağınızı da anlatıyorlar. Oradan kendi kütüphanenize de ekleyebiliyorsunuz bu desteleri. Ben de bu Cyrus destesini oradan aldım. Team Arethusa'nınkinden olması lazım. Aşağıya onların linklerini de koyacağım meta raporlarının. Oradan isterseniz diğer şu an mevcut metadaki diğer desteleri de kontrol etme şansınız olabilir. Dolayısıyla destemiz hem crime üzerinden hem de zealotlar üzerinden işleyen bir mekaniğe sahip. İsterseniz genel olarak destenin oynayış stratejisini konuşmadan önce bir lideri şöyle bir tanımış olalım tekrar. Hem animasyonunu da görelim. Şimdi toplamda 3 tane charge'ınız var. Yani ne demek bu? Order'la yapacağınız yeteneğinizi, özelliğinizi toplamda 3 kez kullanabiliyorsunuz bir maç boyunca istediğiniz anlarda. Bunların her birinde o iki vücuda sahip olan bir Firesworn Zealot ortaya sahaya sürüyorsunuz ve bütün charge'larınızı kullandığınız zaman, yani bu özelliği 3 kez kullandıktan sonra da ayrıca kasanıza 2 altın ekleniyor. Dolayısıyla dediğim gibi Firesworn Zealot'lar üzerinden oyunu destekleyen bir lider bu. Ama destenin 2 tane kazanma stratejisi var. Bu noktada biraz özellikle Mulligan noktasına dikkatli olmanız gereken bir liste. Çünkü şimdi göstereceğiz, 2 tane kazanma şartı var listenin. Bu ikisi tamamen birbirinden genel olarak aslında farklı. Dolayısıyla ilk elde hangi stratejiden daha fazla kart elinizde varsa anakartlarından, o stratejiye odaklanmanız lazım. Mulligan'ları da ona göre yapmanız lazım. Ki diğer kazanma şartınızı da bir sonraki rounda, yani doğal olarak son rounda, kazanma roundına saklayabilirsiniz. İkincisi, hemen fart oynadığınızı gördüğü zaman rakipler her zaman sizi özellikle ilk turu alıp, ilk rounda alıp daha doğrusu, ikinci roundda sizi zorlamaya çalışacaklar ki kısa bir son round olsun. Çünkü uzun roundların hemen fartın çok işine geleceğinin farkındalar. Bu noktada da ilk roundları kazanmak ister kırmızıda olun ister mavide sizin açınızdan çok önemli olacak. Pekala, gelelim o iki tane farklı kazanma stratejisine. İkisi de artifekler çevresinde burada şekilleniyor. Bir Portal, bir de Sacred Flame. Çok önemli iki artifek ve tamamen bu iki artifektin çevresinde iki kazanma şartımız mevcut. Dolayısıyla öncelikle bakacağımız kartlardan birisi Avallak Sage. Çünkü bu bir tutor, bir artifact tutor. Destinizden istediğiniz bir artifact seçip oynayabiliyorsunuz. Dolayısıyla tutarlılığı arttırmak noktasında 11 provision da olsa önemli bir kart. İlk roundda dediğim gibi elinize göre Mulligan'ınızı yaptığınızda Portal mı oynayacaksınız, Sacred Flame mi oynayacaksınız? Avallah varsa elinizde, Sage varsa dolayısıyla bu tutarlılığı yakalamış oluyorsunuz. Peki bu iki stratejiye hemen bakalım şimdi. Bir tanesi Portal ve Crime üzerinden bir strateji. Portal'ı biliyorsunuz zaten, 4 provision'a sahip 2 tane rastgele ünitenizi destenizden oynuyor. Bu destede de sadece 4 provision'a sahip 2 tane ünitemiz var. Bunlar da Cut Up Lucky'ler. Hatırlarsanız bu kartları zaten benim yaptığım bir tane, ki ilk videoydu, Cleaver destesinde görmüştük. Doğru mu? Strateji neydi bununla birlikte? Her sahada Cut Up Lucky olduğunda oynadığınız Crime için rastgele bir rakibe birbirim hasar veriyorduk. Eğer 2 tane varsa sahada, yani bonded'ı sağlıyorlarsa da 1 değil 2 hasar veriyorlardı. Dolayısıyla Portal'la bunlardan ikisini de bir anda sahaya oynamış oluyorsunuz. Bunun üzerine de tabii Crime oynayacaksınız. Her Crime oynadıkça rastgele böylece ikişer birim hasar vererek sayı üreteceksiniz. Bu noktada elinizdeki, sahadaki daha doğrusu, Katarplaki sayınızı arttırmak için destenizde Hursan Senior var. Bu ne yapıyordu? Herhangi bir birimi, yanındaki birimi Katarplaki'ye çeviriyordu. Tribütünü öderseniz sağ ve solundakini çeviriyordu. Güzel. Peki bunun için vücuda ihtiyacınız var. Nasıl yapacaksınız? Dolayısıyla genel strateji Portal oynayıp Cut Up Lucky'leri oynadıktan sonra burada hemen bir tane varsa elinizdeki Mulligan'larla elde etmeye çalışacaksınız. Bir tane Congregation oynamak. Çünkü Congregation ne yapıyor sevgili dostlar? 2 tane Firesworn Zealot çıkarıyor. Hiç paranız yoksa eğer kasanızda da 3 tane çıkartıyor. Bunların vücudu 2 olduğu için bunlar Hursan Senior adına güzel hedefler. Çünkü 2'yi 4'e çevirecek, artı onlar Cut Up Lucky olacak. Dolayısıyla rakip sizin bir tane Cut Up Lucky'nizi kitlese dahi öncelikli bir Congregation oynamak
daha mantıklı. Ha, ne yapabilirsiniz? Congregation oynadığınız zaman kitlemek sizin için sorun olmaz kitlenmesi şeyin. Congregation'ı aynı sıraya oynarsınız kitlenen kataplak ile. O kataplak ile tekrar kilitsiz haline çevirebilirsiniz. Tabii bunun için tribute ile oynamanız lazım. Dolayısıyla Hursan Senior'dan önce de para kazanmanız lazım. O parayı da nasıl kazanacaksınız? Bütün crime kartları hemen hemen desinizdeki sadece para kazandırıyorlar. İşte Deep in the Pontar gibi mesela. Direkt 3 altın kazanıyorsunuz. Birisine 3 birim hasar veriyorsunuz. Ya da Shakedown gibi yine 3 altın kazanıyorsunuz. Ya da Slenderlar gibi Bounty veriyorsunuz. 3 altın kazanıyorsunuz. Bu arada Bounty ile alakalı bir tek Witch Hunter Executioner var. Dolayısıyla elinizde Slender varken Witch Hunter'ın da olması avantajınız olur. Tabi hepsini Malign'da kontrol etmek çok kolay değil ama aklınızda bulunsun. Artı Swindle'la da zaten para kazanabilirsiniz ama dediğim gibi yani tura Swindle'la başlamak ister misiniz Portal'dan önce? Çünkü Portal'a kataplak ilerledikten sonra Swindle oynadığınızda dediğim gibi hem hasar vereceksiniz hem altın kazanacaksınız. 2. Congregation oyunu için kasanızda paranın olmaması lazım. Ama eğer isterseniz elinizde Hursan Senior var ve bana 2 tane Zealot yeter zaten diyorsanız gerekirse oyuna Swindle'la başlarsınız. Ondan sonra Portal'da 2 tane Lucky çağırıp peşinden Congregation oynayıp ondan sonra Hursan oynayabilirsiniz. Biraz belki rakibinizdeki kontrol kartlarını hesap ederek bunu dengeleyebilirsiniz. Portal'la mı başlayayım, Swindle'la mı başlayayım gibi elinizde varsa eğer o hesabı yapabilirsiniz. Ondan sonra da dediğim gibi işte sahada ne kadar kataplakiniz varsa peşi sıra olabildiğince fazla sayıda crime oynayıp o turu almaya çalışmak. Bu noktada Horse of the Brother'lardan birini oynayabilirsiniz zaten. Kalkstein eğer rakibiniz şey değilse, ne derler ona da, Syndicate değilse çok gerekli bir kart değil aslında. Oynadığınızda ama 2 altın kazandırıyor. Onu düşünebilirsiniz. Altın çünkü her iki stratejide de aslında önemli olabiliyor. Özellikle ikincisinde daha çok önemli olacak. Ama eğer rakibiniz Syndicate ise önemli bir kart. Çünkü Bounty'lerden Kankstein'la birlikte kurtulabiliyorsunuz. Burada bir bakalım. Evet, başka oynayacağınız bir oyun yok. Portal oyunu. Portal serisi böyle. Dolayısıyla eğer elinizde bu strateji uygun daha fazla kart varsa ilk roundda Malign'larla biraz daha bunun sayısını arttırmaya çalışıp ilk roundu bu strateji üzerinden almaya çalışacaksınız. İkinci stratejiye geçmeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi bu Cut Up Lucky stratejisinde bizim şeyde görmüştük Cleaver'da. Igor'da Hook da aslında oldukça iyi bir kart. Çünkü Igor hem elinize ilk Cut Up Lucky'yi arttırıyor. Sayısını sahadaki daha doğrusu. Artı vücudu 1'e düşüyor ya fiisini ödedikten sonra. İyi de bir Hursan Senior hedefte oluyordu. Ama 10 provision'a sahip bir kart. Dolayısıyla eğer isterseniz ya ben avallak Sage'siz de bu işi götürürüm diyebiliyorsanız ki oldukça riskli siz de biliyorsunuz. Belki avallak Sage'i çıkarıp yerine Igor koyabilirsiniz ama ben tavsiye etmem. Yine de aklınızda olsun ikinci bir seçenek olarak. Peki diğer kazanma şartımız ne? O da Sacred Flame çevresinde şekilleniyor. Sacred Flame nasıl bir artifact sevgili dostlar? Oynadığınız zaman bir tane Firespawn Zealot çıkartıyor ve iki tarafına çıkartıyor. Yani iki tane çıkartıyor böylece. Aslında bir tane değil. Artı sahada Sacred Flame varken çıkan bütün spawnlı kartlarınız, yani desteğinizde olmayan kartların hepsi artı bir vücut kazanıyorlar. Dolayısıyla normalde Zealotların iki vücudu olmasına rağmen Sacred Flame oynadığınızda sağ ve sonuna çıkan Zealot üç vücutlu olarak çıkıyorlar. İki olup daha doğrusu artı bir güçleniyorlar. Şimdi rakibimiz artifact removal olabilir. Artifact ortadan kaldırabilir. Dolayısıyla Sacred Flame'i oynadığımız turda hemen liderimizin de en az 2 özelliğini kullanıyoruz. Ki liderle çıkartacağımız en az 2 tane Zealot da 3 olsun. Üçüncüyü duruma göre kullanırsınız. Ne zaman elinizde Congregation varsa 2 yerine 3 çıkartmak için altınız olmaması adına burada bir tane charge bırakırsınız. Congregation oynadığınız turda bunu da oynar altına alırsınız. Onu da aklınızda tutabilirsiniz. Ama derseniz ki ya Congregation 2 değil 3 çıkartıyor. Bir noktada aynı hesap. Zaten o benim Sacred Flame'imi ortadan kaldıracaksa varsın ben liderimi şimdiden kullanayım. Bu çıkan 3 olsun. Ondan da 2 tane ikilik çıksın. Bir noktada aynı hesaba geliyor. Stratejinizi ona göre kurabilirsiniz. Çok bir değişiklik olmayacağını zaten görüyorsunuz. Ama aklınızda bulunsun. Daha sonra nasıl devam ediyoruz peki? Biraz para kazanıyoruz tur içinde. Ve oradaki en büyük oyunumuzda 2 tane geri kalan oyunumuzda bir Hellwit var. Oynadığında zaten 4 altın kazanıyor ve harcadığınız her 2 altın için bulunduğu sıraya bir Firespawn Zealot çıkartıyor. Bu noktada şeye dikkat edin. Bu sadece bulunduğu sıraya çıkarttığı için Hellwit'i oynayana kadar bütün kartlarınızı aynı sıraya oynamaya çalışın ki Hellwit'in sırasında boş yeriniz olsun. Çünkü biliyorsunuz bir sıraya en fazla 9 kart oynayabiliyoruz. Bu noktada Hellwit varken de işte maksimum paraya sahip olmak önemli. Çünkü Hellwit çok rahat kilitlenip veya 4 vücudu olduğu için ortadan kaldırılabilecek bir kart. Ve sağda işte en az gördüğünüz üzere 6 tane Firespawn Zealot'unuz olduğunuzda da oynayacağınız bir kart bu Procession of Penance.
Neden? Çünkü kendisine normalde 6 birim hasar veriyor oynadığınızda ama her Firestone Zilot için bunu 1 puan azaltıyor. Dolayısıyla 6 tane eğer Zilot varsa sahada 6 Provision'a 10'luk bir oyun oynamış oluyorsunuz bu kartla birlikte. İkinci strateji de bu sevgili dostlar. Deside Tunnel Drill ve işte Kalkşen gibi 2 tane kart var. Aslında Artifact Removal bu aralar destelerde olması gereken bir kart. O yüzden ben de tekrar bunları değiştirmedim. Orada olduğu gibi şu an kullanıyorum. Syndicate'e karşı oynarken Kalkstein de biraz önemli. Dolayısıyla hiç bu desteği ellemedim. Dediğim gibi Team Artisan'dan olduğu gibi aldım. Zaten hem Artisan'ın hem Team Leviathan Gaming'in meta raporlarında dediğim gibi aşağıda açıklamalar kısmında bulacaksınız. Diğer destelerini de oradan takip edebilirsiniz. Bu sezonki meta raporunda yer alan. Bu arada bu noktada önemli bir oyun da aslında Novigrad Justice'la birlikte oynayacağınız Muscle'lar. Bu gerçekten çok güzel bir ikili oldu. Squirtle de bunu çok güzel kullanıyor. Sıkıştığınız anda çok iyi sayı yaratabileceğiniz kartlar bunlar. Kısa bir 3. turda iyi bir sayı üretiyorsunuz. Tek oyunla 10 puan. Dediğim gibi rakibinizin sizi çok kanatmasına izin vermek adına ilk turları almak çok önemli. Dolayısıyla ilk turda elinizde varsa ve oynamanız gerektiğini düşünüyorsanız kesinlikle çekinmeyin. Öyle bir durumda da çok güzel sayı üretiliyor. O yüzden gerçekten oldukça yerinde bir kart. Artı biliyorsunuz bu ikincisini spamlıyor. Sacred Flame varken ikincisi 6 olarak çıkacak. O da aklınızda olsun. Eğer onun olduğu turda oynarsanız. Dolayısıyla sevgili dostlar deste böyle. Genel 2 kazanma stratejisini de anlatmış olduk. İsterseniz bir de maç üzerinden görüp bu stratejiyi uygulamaya çalışalım. Pekala sevgili dostlar. Bir Syndicate maçı olacak ve Kursan Junior'a karşı oynayacağız. Güzel bir destesi var onun da. Fena değil. Genel olarak şey üzerinden ilerliyor zaten. Ne derler onun adına? Bant üzerinden ilerleyen bir destesi var. Şimdi öncelikle bu ikisini göndereceğiz. Elimiz bayağı ortada bir el. Sanırım Firesworn üzerinden gideceğiz. Biraz öyle görünüyor. Tamam. Firesworn üzerinden gideceğiz ama Sacred Flame'imiz de yok. Peki ya, gördüğünüz gibi işte Mulligan safhasında ne kadar 3 Mulligan'ımızı kullansak da ne 2 artifeğimiz ne de Avallak Sage'imiz gelmedi. Dolayısıyla böyle durumlarda olabilir. Peki hala biz şimdi nasıl oynayacağız? Elimizde bir Bounty şansı var. Tamam. Congregation şansı var. Peki. Vallahi onun dışında pek bir şey yok gerçekten. Her şeye rağmen belki en azından Procession of Penance oynayabilir miyiz? Buradan 3 tanemiz olacak. Belki. O zaman önce bunu oynayalım ki Swindle'ı oynadığımızda Swindle'da var çünkü. Parayı şeyle kullanabiliriz. En azından Bleeding olarak kullanabiliriz Executioner'la. Biraz zor bir maç olacak gibi duruyor ama hadi bakalım. Gold shines brightest in the presence of fire. Pekala, pekala. Bunlar sağda kalırsa 7 şu an. Çünkü bu ilk turu alamazsak ki mavide başladık ne yazık ki. Rakip bizi kesinlikle ikinci yarı pushlayacak. Çok güzel Sacred Flame olsaydı hiç elimiz güzeldi o noktada. Çünkü hem Hellwit vardı, hem Congregation vardı, hem Penance vardı. Tunnel Drill'e sanırım bir hedef bulamayacağız. Pekala. Çok güzel bir şekilde altını da 9 yaptı. Royal Decree kullanıyormuş pekala. Biz biraz burada para alalım. Swindle'la birlikte ki. Çünkü Execution oynadığımızda öldürebileceğimiz birisi lazım. 6 güzel çünkü 9 olacak. Şöyle yani tabii çok da önemli değil. Neden önemli değil? Aslında bir şey söyleyeyim mi? Kataplaki'yi acaba çevirsek mi diyorum ama işin tuhafı elimizde sadece 2 tane var bundan da. Yine de işimize yarayabilir belki ha. Tabii daha sonra bu stratejiyi kullanamayacağız. Çok ortadayım şu an. Slender verecek kimse de yok. Bounty verecek kimse de yok şu an. Peki hala bunu deneyelim o zaman. Hmm.
Yani çok ideal bir oyun olmadı ama. Böyle yapalım. İki tane crime var en azından. Birinden kurtulur şu an kesin de. Flipas'ı, ya en kötüsü Syndicate'e karşı oynarken eğer siz başlıyorsanız, mavideyseniz ve rakibinizde Flipa varsa işler çok karışıyor gerçekten. Şu an bir tanesini çok rahat oradan kaldırabilir. Önce parayı oynadı pekala. Hiç ortadan uzun kaldıracak birisi de yok. Valla bunu oynayacağım çünkü buna gene hedefimiz yok. Yani bu olabilir bir noktada hedef ama öyle mi yapsak acaba? Yo, birini de güçlendirmiş oluruz ya. Şimdi peki önce bunu oynarsam altınım 6 olacak. Bunda yine 9 olacak. Dolayısıyla bundan gelecek 2 altını gene kaybedeceğim. Ama şimdi bunu oynarsam 6-8 olacak. Tamam. Pekala. Bunun bu arada Intimidate'in olması da güzel. 7'miz var zaten. Erken belki ama kullanalım. Böyle çok uçuk bir fark da yok gördüğünüz üzere. Yani öyle bir fark şu an açmamız çok kolay görünmüyor. Evet, onu çok uzatacak. Fark etmez. 8'e kadar, yani şöyle 8'e kadar yolu var diyoruz da bir anlamı yok. Şöyle bir anlamı yok. Öldürünce sadece 3 altın kazanacağız. O açıdan bir anlamı yok. Ama hasar verme olarak kullanabiliriz bleeding'e kalmadan. O noktada iyi değil mi? Aynen öyle. Bundan önce bunu kullanalım. Değer açısından. Şu her seferinde tıklamak zorunda olmak ölüm ya. Yani burada altından ziyade oynadığımız sayı önemli bizim için. Çünkü para harcayacağımız bir şey zaten yok an itibariyle. Ancak bleeding verebiliriz. Bu arada keşke bleeding'i verse miydik? Ama da igni yoktur inşallah. Yani helvet üstüne penance de oynayabiliriz ama hani ne Sacred Flame'imiz oldu ne bir şey oldu. Çok tuhaf oldu. Katap oynuyoruz, Portal oynamadık. Sacred Flame yok, Helvet oynamak durumunda kalıyoruz vesaire. İş biraz karıştı. Buna biz 4 altın mı alıyorduk? Bir tane toll removal olsa deseydi ama tabii koyacak yer yok işte. Şuna bakar mısınız? Aa, Tunnel Drill'ı kullanması iyi oldu. Sacred Flame'imiz nasıl olsa bunların hepsini yaptık diye yaptı ama gene de bir Congregation artı liderle hiç fena olmaz. Bu an şu an 9 olacak oynarsam. Çünkü 5 tane var. Kendisine bir hasar verecek, 9'a düşecek. Lider kullanmak istemiyorum açıkçası. Ha, şöyle yapabilirdik. Ufak bir hata yapmış olabiliriz. Kangstein oynayabilirdik aslında ya da Tunnel Drill'i. Tunnel Drill'de de bir altın veriyor. Bir tane daha bununla yapabilirdik. Tüh. Buradan 10 puan yapabilirdik. Orada ufak bir hata yaptık. Onu kabul edeyim. Toll removal var sanırım.
Sorry. I got a bit carried away. Gradyan varsa çünkü bir işe yaramayacak. O açıdan Kankşten gerçekten önemli işte Mirror maçlar. Yani Mirror derken Syndicate içindeki maçlarda çok önemli bir kart haline geliyor. 12'de fark yaptık. Yani yine ortadan kaldırırım ama gene verebilir. Kalebin olması elinde çok kötü oldu. Şimdi şöyle, bundan tam 9 altın kazanacak. Yani altını 9 olacak Greden'le öldürdüğü zaman. 9 altın da... Yok, pas demek zorundayız. Ne yazık ki pas demek zorundayız. Greden'e karşı bir şey yapamayız çünkü. Kaleb değil de o bounty'yi veren herhangi bir Witch Hunter olsaydı... Ha, Morales'miş zaten elindeki. Elindeki zaten Morales'miş. Tüh. Yeteri kadar altın da yoktu elinde. Hay Allah be. Morales değil de ben hep Greden diye düşündüm. Tamam, pushlarsa elimiz güzel. Ha, pushlamadı. İşin kötüsü bir altın taşıyoruz. Congregation'a iki tane üretebileceğiz. Peki bir elimize bakalım. Fazla crime varsa portal oynarız. Congregation vesaire varsa şeye kayarız. Tamam. Belli oldu. Yapma bunu be. Yapma bunu be. Ay çok kötü oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Elimiz kötü geldi ne yazık ki. Bütün artefektleri son tura saklamış olduk. Neyse şöyle yapacağız. Portal'ı da oynayacağız. Lucky'ler hayatta kalır kalmaz artık. Yapacak bir şey yok ona. Bunu şeyden önce oynayamayız. Avallak'tan önce oynayamayız. Bunu ve bunu. Dolayısıyla bir dahaki tur Avallak'ı oynayıp liderimizi oynayacağız. 3 tane. Ondan sonra... Hatta Evald'ı da oynarız. Parayı sıfırlayabiliyor muyuz? 3... 7. Paramız hiçbir zaman sıfırlanmayacak. O yüzden Congregation için şey yapmaya gerek yok. Tek sayıda olduğumuz için paramız. 1 altın var. 2 liderden gelecek. 3, 4 buradan gelecek. 7. 6'sını harcayabileceğiz. O yüzden bir anlamı yok onun. Şimdi şöyle bir mekanik oynamak istiyorsa şu an aslında güzel bir removal'ımız var. Mesela öyle baktığınız zaman. Oh. Peki ya buradan bir hasar gelecek. Bunda da ona bir gelecek zaten. Hiçbir anlamı yok yani. Tamam, dediğimizi yapıyoruz. Alabildiğimiz maksimum sayıyı almaya çalışıyoruz. Altı, 11. Biraz da bu Evald'dan puanımız var işte. Tamam. Evet. Düm 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 düm. 7 altını var. İşte altın harcamada iyi bir şey varsa. Ben altılık bir şeyi ortadan kaldırabilirim en azından. Renew'unu da kullandığı için. Dirili kullanması güzel oldu. Sacred Flame yoksa öldürebilirdi şu an. Dirili eğer saklasaydı.
beklemeyecek sanırım. Hep bütün parayı harcayacaktır diye düşünüyorum. Riske atmayalım. Belki başka para harcama şeyi yoktur. Bizim de başka para harcama şeyimiz yok. O yüzden bunu da kullanıyoruz. Fark hiç fena değil aslında. 10 güzel. Witch Hunter olsa da Bleeding işe yaramayacağı için. Secret Flame'le bu da 6 oldu. Vallahi oldukça güzel bir fark koyduk ya. Aynen öyle. Hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok çünkü Witch Hunter. Bleeding'lerin hiçbiri çalışmayacak çünkü Bleeding'ler benim turumda çalışıyor zaten. Yani gördüğünüz üzere ilk tur güzel devam ettik ki el bayağı kötü geldi. Yani destenin anlattığımızından çok farklı bir ilk round yaşadık. Hiçbir artefektimize ulaşamadık. Son turda da portalımız aslında biriklendi. Ama ona rağmen 15 puan farkla kazandık sevgili dostlar. Bence oldukça güzeldi. İyi bir Pro Ladder maçıyla göstermiş olduk. Hursan Junior da son zamanların popüler destelerinden birisi. Özellikle Bounty ve liderinin de hasar verme özelliği olduğu için oldukça iyi bir deste. İkinci turda bizi pushlasaydı da kurtulurduk bu arada. Özellikle Justice sayesinde kurtulurduk. Dikkat ederseniz. Valla bence güzel bir örnek oldu. İlk turda hatta şöyle düşünün. İlk turda ben Greden olduğunu düşünerek pasladım. Yani Morales'e karşı aslında sağlamdık. Çünkü Morales için tribütüne 5 altın lazımken cebinde onun o sırada 4 altın vardı. Dolayısıyla artı şeyin de purify'ını kaldır, purify'layacaktı Kalkstein'a bizim penance'ı. Dolayısıyla o 4 altından harcayıp 3 altınla eğer Menge ile tekrar bounty verse dahi Morales'le o 9'u ortadan kaldıramayacaktı. Morales'le sadece 4 hasar verecekti. Dolayısıyla hiçbir etkisi yoktu aslında onun. O tamamen tabii benim de belki Greden düşüneceğimi düşünerek öyle bir risk aldı. Biz çok da risklenmez onun ikisine. Çünkü biz kart oynasaydık pas diyecekti. Kart oynamayınca da son sözü almış oldu. Ama gördüğünüz gibi bizi pushlayamadıktan sonra son sözün de çok bir önemi yok. Yine Sacred Flame ve Leader şey olmadan dahi, Helvid olmadan dahi ne kadar sayı ürettiğini gördünüz. Ayrıca Tunnel Drill'i ilk turda kullandığı için Sacred Flame'i de ortadan kaldıramadı. Ve şunu tekrar deste tanıtımda söylemiştim. Hani Justice gerçekten bu noktada çok iyi bir kart. Normalde 10 sayı üretiyor. Burada bizim Sacred Flame sayesinde 11 üretti. Bu tip kısa son turlarda, son roundlarda daha doğrusu oldukça etkili bir fark ortaya koyuyor. Portalımız kilitlenmesine rağmen, Lucky'lerden hiç puan alamamamıza rağmen oldukça güzel bir son tur geçirdik. Gördüğünüz üzere. Bence keyifli bir deste. Siz de denerseniz yorumlarda nasıl sonuçlar aldığınızı söylersiniz. Artı bazı değişiklikler de belki önerebilirsiniz dediğim gibi. Dolayısıyla sevgili dostlar, Syndicate Liderler serimizin 4. videosunun da artık sonuna geldik. Bir sonraki videomuz bugün karşılaştığımız rakibimiz gibi bir Hursan Junior destesi olacak. Onunla birlikte seriyi de bitirmiş olacağız. Dolayısıyla bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.